Merhaba değerli Çörük TV izleyenleri. Bugün yine sizler için sokaklardayız. Bugünkü konumuz şu anki mevcut hükümetin değişmesiyle günümüz sorunları bitecek mi? Millet İttifakı hakkında görüşler neler? Cumhur İttifakı hakkında görüşler neler? Bu konuyu konuşacağız. Bakalım sokağın nabzı nasıl? Hep beraber görelim. Hükümetin değişmesi Allah etmesin. Bu hükümetin devam etmesinden yanayız. Bilmem ben şimdiye kadar oy vermedim. Bundan sonra vereceğim. Ki niye? 6-7'li çete bir araya gelmiş. Ondan düşerse Türkiye paramparça olur. Suriye'yi geçeriz, Irak'ı da geçeriz. Oy vermemişim. Vereceğim ve çalışacağım onu ben şahsen. Ben bundan yanayım. Çünkü Türkiye'de istikrar istiyoruz. Bakın savunma sanayinde Türkiye, Çin, Amerika, Rusya'dan sonra 4. Türkiye'dir. Onun için efendim partizan olmuş 20 TL, domates olmuş bu kadar, patates olmuş bu kadar. Bunlar mesele değildir. Önemli olan savunma sanayi. Ülkemizde mevcut sorunlar var. İnsanlar şikayetçi, şöyle ya da böyle, seveni sevmeyeni. Şu anda mevcut hükümetin değişmesiyle sorunların biteceğini zannediyor musunuz? Etmiyorum, daha da kötüye gider. Bana sorsan daha kötüye gider. Çünkü neden? Bugüne kadar biz 80 yıl biz çektik abi. Hani 2002'ye kadar neyin ne olduğunu her şeyi biliyoruz. Ha, Cumhurbaşkanı bana desen ömür boyu tek bir oyum da alsa benim tek oyum Cumhurbaşkanı'dır. Bak ben gaza geçtim, ayak buradan aşağı yok. Emekli olamıyorum. Ama yine hükümeti destekliyorum. Ha, diğerlerine de öyle kötü laf söylemeye gerek yok. Kötü laf söylemeye gerek yok. Herkes kendi elini alsın, vicdanına koysun, ondan sonra hesap kitabını yapsın, ondan sonra oyunu versin. Biter diye düşünüyoruz. Çünkü mevcut iktidar artık yönetemeyeceğini hepimiz görüyoruz. İktidar her geçen gün ülkeyi kötü yönettiğinin göstergesi, özellikle bu mevcut tek adam rejiminin değişmesi gerektiğini, demokratik sistemle parlamenter sistemin geri gelmesini savunan bir siyasi partiyiz. Ben aynı zamanda İyi Parti Bingöl İl Başkanıyım. Bugün ekonomik krizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de güven ortamının oluşmaması. Yani bugün istihdama yönelik mesela bölgemizde ciddi sıkıntılar var. Bugün tamamıyla tüketen bir toplum yarattılar. Üretimden vazgeçtik. Bu ülkenin ayağa kalkmasının en büyük lokomotiflerinden bir tanesi tarım ve hayvancılıktır. Biz ülke olarak üretim yaparsak, üretime dönersek ayağa kalkarız. Bu mevcut iktidarın da bunu yapamayacağını 20 yıldır hep beraber şahit olduk, görüyoruz. Onun için değişmesinde fayda vardır. Biz bu halkın iradesine güveniyoruz. Zamanı gelince gereğini de yapacak, az kaldı diyoruz. Ben biteceğine inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü şu anki mevcut gördüğümüz muhalefet partilerin hiçbir tanesi güven vermiyor. Zaten 2-3 tanesi mevcut iktidarın kopup gelmiş. Daha önce hiçbir şekilde biz bu partiden ayrılmayacağız sözünü vermiş olan insanlar daha sonra da nasıl bir çelişki içerisinde değişmişler, bu başka bir konu. Gelelim mesela mevcut en büyük muhalefet partisine, akşam söylediği sabah birbirini tutmayan kişiye de hiçbir şekilde güvenmiyoruz biz. 2001'den bu yana her şey güzel bir şekilde gitmişken, takdire şayan gitmişken, 2 senelik bir süre zarfında ekonomik sıkıntı dünyada, dünyayı saran bir sıkıntıydı. Pandemi dönemi vardı ve pandemiden sonra Rusya savaşı vardı. Bundan dolayı bir sıkıntıya girildi. Niye biz geniş zamanda bu insanları destekliyorduk da dar zamanda eleştiriyoruz? Bu zamanda da biz bunlara destek vereceğiz ki hep birlikte bunları aşalım. Ben mevcut hükümetin kesinlikle bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum ama milletimiz biraz daha sabır ederse. Ben bunu devamlı söylüyorum, 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 1923'te Cumhuriyet kurulduktan bu yana gelen geçmiş hükümetlerin hepsi bunların yaptığının %1'ini yapsaydı şu anda Türkiye'de hiçbir sorun kalmazdı. Bu adam bugün mazot 22-23 liraysa sebebi direkt Cumhurbaşkanı veya iktidar değildir. Bir sürü sebebi vardır bunların. Bugün iktidarın başındaki insanlar mazotun 5 lira olmasını istemezler mi? İsterler. Artı onlara her zaman da bir artısı getirecektir. Çünkü oy potansiyeli artacaktır. Ekonomik sıkıntı dünyanın her tarafında var. Bir tek bizde yoktur.
düzeleneceğine inanıyorum ama muhalefetle düzeleneceğine kesinlikle inanmıyorum. İnşallah iktidar tekrar bunu ele alır. Ama bizim bunlara da önceki gibi nasıl destek vermişsek şu anda destek vermemiz gerekiyor. Biz geniş zamanda nasıl bunlara destek verirsek dar zamanda da vermemiz lazım. Yani eleştirmememiz lazım. Kesinlikle muhalefete güvenmiyorum yani. Peki mevcut kadronun değişmesini talep ediyor musunuz? Kadronun değişmesine her zaman fayda vardır. Çünkü temiz kana ihtiyaç vardır. Kadronun değişmesi zaten reis her zaman kadrosunu değiştiriyor yani. Gerek duyduğu anda değiştiriyor. Zaten sıkıntılı olduğu zaman da buna şey yapmıyor, prim vermiyor. Hemen değiştiriyor yani. Her zaman kadronun değişmesinde şey vardır yani. Fayda vardır. Tamam. Sorunun kendisi mevcut iktidar biter tabii ki. Ama kendi yani seçime gidip seçimden sırf mevcut iktidar gitsin diye onun benzerini getirmek de büyük bir hata olur. Ama sorunun kökeninde mevcut iktidar var, evet. Seçimle birlikte inşallah kurtuluruz. Abi vallahi çok zor ya. Çünkü sistem yani mesela adalet olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsın yani. Kim gelirse gelsin bir şey yapamaz. Ancak 5-10 senede toparlayabilir mi, o da zor. Yani biz biliyoruz ki adalet olmadan hiçbir sorun çözülmez. Bu devletin adalet mekanizmaları hepsi boş, çalışmıyor. Onun için abi yani kim gelirse gelsin çok zor düzeltir. Çünkü adalet bütün mekanizmaları çalıştıran bir sistemdir. Bu da olmadığı için Türkiye'de yani hepimiz buna takılıyoruz. Hem maddi hem manevi bir sürü zorluklar yani. Bunun yani bu aslında normalde bu hükümetin değişip normalde hani sosyalist bir hükümet gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bütün normalde evet hepimiz dindarız, mesela namaz kılıyoruz, dua ediyoruz, ibadet ediyoruz, tamam diyoruz ki işte Allah bize bunları söyledi, biz bunları yapıyoruz da. Şimdi sonra yoldan sarkma olunca başımıza da öyle bir bela geliyor işte. Geliyorlar, gitmiyorlar abi. Mevcut hükümetin değişmesiyle ülkemizdeki sorunların biteceğine inanıyor musunuz ya da böyle iyi mi? Böyle iyi değil, bir şey de değişmeyecek yani. Hiçbir şey değişmeyecek. Sebep, kısa menzilli bir sebep yok. Geniş, hani uzun zamanda oluşan bir problemin birikmesidir bu yani. Kısa bir sürede de geçmeyecek hani. Uzun zamanlı bir problem uzun zamanda çözülür. Şu anda değişse de bir şey değişmeyecek. Hani gidişat kötü. Gelmesi ihtimalinde olan insanlar da hiçbir şey düzeltemez. Vallahi sorunlar hiçbir zaman bitmez. Ben sana söyleyeyim. Başa gelen de hangi hükümet gelirse gelsin yine aynı. Daha kötüye gideriz, iyilik görmeyiz. Ben bunu size söyleyeyim. Allah sonumuzu hayır eder. Mevcut hükümetin değişmesiyle sorunlar biter mi? Valla sorunlar şöyle, bitmeyebilir, uzun sürebilir ama bu mevcut hükümetten kurtulmak lazım. Çünkü bunlar ülkeyi sattılar, vatanı sattılar, hiçbir şey kalmadı, millet açlıktan isyan ediyor. Bu hükümet, bu sistemin değişmesi lazım. Ha gelen dürüst çalışırsa, şerefli, hasiyetli biri gelirse, çalmasa, çaldırmasa düzelebilir. Çünkü bu ülke zengindir, her şey var bu ülkede. Yeter ki kırkızlar olmasın. Bu kadarını söyleyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? İnan ben ne düşünüyorum? Hiçbir şey düşünemiyorum. Şu anda yani herkesi biliyorsun. Bu hayat pahalılığını biliyorsun. Ama biz devlet için bir şey demiyoruz mesela. İnsanları biz kastetmiyoruz, seçmiyoruz. Ama biz bu memleketin, bu ülkemizin başında iyi bir insan olması gerekiyor yani. Bu zulme karşı olsun, bu hayat pahalılığına karşı. Ya herkes çalıyor ama çalıyor da bu kadar değil yani. İnsanlar şu anda çok mağdurdur yani. Yani insanlar gerçekten çok zor durumdadır. Bu hayat pahalılığını yani herkes biliyor yani. Bu hani herkes, bütün şey de biliyor. Şu anda bütün siyasetçiler de biliyor yani. Buna bir dur demeleri lazım yani. Yazıktır ya, bu insanlar yazıktır yani. Bizim insanımız gerçekten iyidir, bizim ülkemiz iyidir. Ya her şeyimiz vardır ama yani her şeyimiz olduğuna rağmen bu hayat pahalılığının içinde biz değil ki yani, bizde genel yani insanlar çok eziyet çekiyor, yazık günah yani. Benim dediğim bu kadar yani. Teşekkürler. Ya insanlarını biz seçmiyoruz yani. Ali'dir, Veli'dir, Mehmet'tir, Hüseyin'dir, biz seçmiyoruz yani. İyi bir insan gelmesi lazım bu ülkenin başına. İyi bir insan gelmesi gerekiyor yani. Mevcut hükümetin değişmesiyle sorunlar biter mi yoksa daha da büyür mü, devam eder mi? O daha büyür. Şimdi bu lider içerisinde hangisi Türkiye'yi yönetebilir? Yönetebilirler mi?
Hepsi gelme, getirmediler. Getirdiler mi, getirmediler mi? Birisi kalsaydı geldi, bir de başka geldi. Bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Ben de aynı fikir diyorum, başkası gelse yönetemiyor. Yani hepsini görmüşüz. CHP'yi gördüm, Doğru Yolu gördüm, şeyler gördüm. 2000 yıllarında Türkiye iflas etti. Biliyor musun? Türkiye iflas etti, Ecevit gitti. IMF'de 1 milyar para istedi. Dedi git ki bu gece bu kanunları değiştir, gel. Ben sana yarın para vereyim. Geldi. O gece meclis topladı. Kararlar aldı. Onun önerdiği kararları aldılar. Sabah gitti IMF'dekine 1 milyar para verdi. Getir. Devlete maaşlarını ödedi. Öyle değil mi? Şimdi bunlar devleti yönetemezler. Devletin kapasitesi olacak. Kapasite olmazsa devlet yönetilmez. İle basit değil, devletmez. Biz şimdi 2000 öncesinde çok sıkıntılar çektik. Maaş almadığımız günler vardı. Sıt çekmez günler var. Kuyruğa giriyorduk. Benzin alamıyorduk. Arabalar, Bingöl'de 20-30 tane araba yoktu. Benzin kuyruğuna giriyorlardı millet. Şimdi öyle bir şey var Türkiye'de. Teşekkür ederim. Ya valla serbest şimdi şöyledir. Mesela kim gelse kötüye giriyor. Yani bu şu andaki daha iyidir. Şimdi gelen değişen şey daha kötü olur. Yani şimdi diyelim bu adam gelse, diğeri gelse iyi olur kesinlikle. Yani bugün yarında neyidir? Valla şimdi bunu alternatif bir şey görünmüyor ki, biz diye bu gelse başka biri gelsin. Yani en azından bu biraz daha gelecek durum, yani mevcut olanlarda bu biraz daha iyi görünüyor. Evet, sıkıntı var, ekonomik sıkıntı var, doğrudur. Fakat alternatif görünmüyor ki. Söylediğimiz bu, başka bir şey değil. Ne diyelim? Sağ olasın. Bizim hayat hikayemiz bitmiştir abi. Bu ülkenin son noktasına değdik artık. Bu saatten sonra bizim kurtuluşumuz yoktur. Söyleyeceklerim bu kadar. Vesi abi sen ne diyorsun? Var var ya. Ne kurtuluşu yok? Abi. Vallahi yok. İnsan mevcut hükme değişecek. Ama gelen hükümet biraz zorlanacak. Yani çünkü dağılmış. Yani onu toparlaması biraz zaman alır. Yani bunu da eğer birliğiyle mesela gelen hükümet onunla birlikte olursak hani toparlanır. Ama bu hükümet gelirse vallahi billahi bizim hayatımız zaten perişan olmuş zaten. O yüzden daha önünü alamayız. Yani zaten çukur almış gitmiş. Yani barajın kapağı diyorlar ya, barajın kapağı patladı zaten. Onu kapatmamız biraz abi, ülkede zor olacak. Doktorlar artık istifa ede başka ülkelere gitmen derdine düşer. 5 tane diş doktoru arkadaşım bu ülkede artık istifasını vermiş gitmiş. Valla Allah sahibi dönsene, bir gençlere baksana, gençliğe baksana. Gençlik nereye gidiyor valla bak. Bingöl'de bak, hafta sonudur değil. Ama nerede? Hiç kimsenin elinde bir şey yok. Herkes umutları tükenmiş. Aha, masaya sarılmışız, bekliyoruz, çay içeceğiz. Ya o yazıktır Allah aşkına. Bu gençliğe bir bak hala, yani şimdi ben bakıyorum. O geliyor ilk zamanda bir iki vaat. Ondan sonra bir iki kandırma. Ondan sonra eyvallah. Teşekkür. Mevcut hükümetin değişmesiyle sorunlar bitmez. Çünkü alternatifler zaten var olan kişilerdi. Yeni kişiler gelmedi ki. Ve değiştirilecek ve değişmesini istediğiniz kişileri kamuoyu yoklamasıyla belirlemiyorlar ki. Tamamen siyasi rant olayına döndüğü için herhangi bir şey değişmez yani. Şimdi kamuoyuna göre ya da kamuoyu yoklamasına göre aday olacak kişiler belirleniyor mu? Belirlenmiyorlar. O yüzden tamamen siyasi rant meselesine geldi. Muhalefetler de kendi içerisinde yine bir koltuk kavgasına düştüler. İşte bakıyorsunuz bugün işte ülkenin ikinci ya da işte en büyük muhalefet partisi başkanı ben aday olacağım diye kendince şey yapmaya çalışıyor. O yüzden çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Bir de bu birazcık toplumla alakalı bir şey. Biz hatta bir iki gün öncesine kadar bir şeylere şahit olduk. Şunu bilmiyorum, hani benim kendi düşüncem ama dünyada başarılı olmuş hangi ekonomi modelini uygularsanız uygulayın, birazcık da toplumsal zihniyetle alakalı bir durum. O yüzden biraz zor. Benim görüşüm. Şu anki masada olan kişileri görmüyoruz. Yani şu anda değişimlerine altının matal olan, önceki zaten hepsini bu durumu yaşamış olan başkanlardır. Gerek CHP olsun, gerek İYİ Parti olsun, diğerleri olsun, Saadet olsun. Şu anda halk onlara güvenmiyor. Biraz doğrudur. Büyük ihtimalle yine aynı partiyle devam edebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyiz. Yani bu herhangi bir değişimlik, yani altıncı masada bir şey yok.
Bizim umudumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine çıkıp inşallah ekonomiyi de düzeltir. İnşallah Türkiye'nin ekonomi refah bir şeye gelir. Tek dileğimiz odur. Başka bir sözümüz yok. Valla kurban bu sorun biter. Ankara'da sorun bittiyse, İzmir'de sorun bittiyse her yerde biter yani. Ama bunu ben bir siyasi şeyle söylemiyorum yani, insan olarak söylüyorum. Ha, biter yani, niye bitmesin yani? Çevlik TV'den de Çevlik TV'dir. Çevlik TV'den de bizim ricamız doğru yayın yapsın yani. Tek ricamız budur yani. Ha, Çoluk TV kendine yakışanı yapsın. Biz tek bunu istiyoruz. Tek taraflı yani olmasın. Bizim devlet hepimizimdir. Biz devletin gitmesini. Biz hükümetin bu zamlarından bıktık. Evde iki tane çocuğum üniversite mezunu, aslan gibi altışarı askerliğini yapmış, iş yok. E iş olmayınca sıkıntı da oluyor. Sıkıntı olmayınca da gel hadi baba sabah kalkıyor. Ver baba, nereden getirsin oğlan? Veriyorsan söyle. Bunlar ekonomiyle geldiler. Ekonomiyle Allah'ın izniyle gidecekler. Yani bu net. Tamam. Merhabalar. Hükümetin değişmesini istiyor musunuz? Sorunlar biter mi sizce? Ya da bitmez. Vallahi istemesini istiyor da, ama bir iyi olsa da şey olmaz. Çok şey var ya. Çok, şimdi sen bakıyorsun bir benzin olmuş 34 milyon. Benim işte böyle arabalarım var, bağlıyım. Daha kontak vurmamışım. Nasıl ne olacağını bilmiyoruz işte. İlk 10 yıl güzeldi. 10 yıldan sonra bir daha bozuldu. Hadi oldu, tamam, sağ olun. Sence şu an mevcut hükümet değişirse günümüz problemleri nihayet bulacak mı? Bunu derim, bir reis-i cumhur'a sonra, etti kaç yıldır görev yapıyorsun? Sonra reis-i cumhur, sen niye emekli olmuyorsun? Anası açıkça yüzüne karşı böyle konuşurum. Ah, benim yüzümde bugün olsaydı ben ona söylerdim ki 71 depreminde yapılan evler ki yapı kayıt belgeleri alındı, daha tapusu hal olmadı. Bingöl ilinde.